Bugünkü konuğumuz Kahramanmaraş'ın yine başarılı girişimcilerinden Alperen Önal. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ömer Bey. Aksu TV ekranlarında her cuma izleyicisiyle buluşan Genç Portreler programının bu haftaki konuğu, genç dinamik iş insanı Alp Eren Önal oldu. Eğer ki sabah yataktan kalktığınızda aşk ve şevk ile güne başlamanıza sağlayacak bir sebep katmıyorsa olduğunuz yerde mutlu değilsinizdir. Ve insan ağaç değildir Ömer Bey. Bulunduğu yeri değiştirebilirsin. Kök salmış değilsin. Çünkü hayat mutlu olmadığın bir işle uğraşacak kadar uzun değil. Ömer Faruk Salman'ın hazırlayıp sunduğu programda Önal, iş hayatındaki tecrübeleri ve başarılarını anlattı. Kendimce düşündüm, hani bir takım ticari faaliyetlere girmek istiyorum. Hani dedim ya işte yaş 28, hani ufak tefek tecrübemiz var. Hani kendimize de güveniyoruz. Bundan 20 yıl sonra neden yapmadım ki demektense çok çok yaptım ama olmadı derim. Ne yapayım? Dedim ki ben hani neyim var? Mevcudiyette bir gayrimenkulüm var, evim var. Ben bunu satayım. Satabilmek için o dönem işte gayrimenkulcü abilerle falan görüştük falan. İşte hani onlar geliyorlar, işte bakıyorlar, fotoğraflar alıyorlar, işte satış görüşmeleri oluyor, müşteriyle geliyor. Hani siz zaten satış kanalından geldiğiniz için işin içerisine. Müşteri geldiğinde açıkçası hani müşteriyle ben zaten görüşmek istiyorum ama onun mesleğine duyduğum saygıdan ötürü ben çok müdahale olamıyorum. Geri planda kalmayı tercih ediyorum. Ama her seferinde böyle biraz daha basılıyor. Baktım olacak gibi değil. Dedim ki müsaadenizle ben kendine teşekkür ettim, afişlerini takdim ettim. Yani bundan sonrasında kendim devam edeceğim. Öyle mi öyle? Tabii peki. Ben kendi fotoğraflarımı kendim aldım, ilanımı girdim. Kendi evimi kendim sattım. Sattıktan sonra dedim ki bu işi ben yapacağım ve bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğini en azından göstereceğim. Ve o gün Alpistanlığı kurmaya karar verdim. Alpistanlığın kuruluş fikri beni orada zora sokan emlakçı abilerdir aslında. Onlara eğer bu konuda teşekkür etmek isterim sizler aracılığıyla. Yaptığı işlerde yenilikçi, girişimci ve gelişimci olmayı ön planda tutan Önal, işinde ve normal hayatında ilk edindiği maddeleri sıraladı. Satış için benim bazı kıstaslarım vardır. İnançlarımı ters düşürmeyecek, kanunla beni karşı karşıya getirmeyecek ve ben ona inanacağım. Bakın bu çok önemli. Bir satıcı inanmadığı malı satamaz. Önce benim inanmam lazım. Çünkü ben inanmadığım bir şeye sizi inandıramam. Hani hep bahsedilen bir şey vardır. İşte ikna edilmişlerle yola çıkılmaz diye. Kimle çıkılır diyorum? İnanmış da diyor. Ben bir tık daha ötesindeyim. Adanmış insanlarla yola çıkabilirsiniz. Yoksa inancınız vardır ama o inancınızı realize etmedikten sonra, harekete geçmedikten sonra bir anlamı kalmıyor ki. Çünkü bakıldığında başaranlarla başaramayanlar arasında tek bir fark var. Biri düşünüyor, diğeri harekete geçiyor. Bu kadar basit. Biz konfor alanımıza o kadar sıkışmışız, o kadar önemli ki dışına çıkmayı asla düşünmüyoruz. Elimizde hepimizin birer tane akıllı telefon. Bize ait olmayan hayatları yaşıyoruz. Bize ait olmayan ortamların hayalini kuruyoruz. Ama bize ait olan acıları çekiyoruz. Yani burada bir tezatlık var.